salgın sebebiyle ara veren Doğu Ekspresi yeniden başladı. Ankara Kars arasındaki o eşsiz yolculuğa çıkanlar trenin Kars'a varmasıyla yeni bir tura başlıyor. Donan Çıldır Gölü de Kars'a gidenlerin uğrak noktası. CNN Türk ekibinden Ahmet Türkeş ve kameraman Mehmet Akif Yıldız da Çıldır'dalar. Bizi bekliyorlar. Sözü kendilerine bırakalım. Şu anda buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerindeyiz. Hemen altımız aslında su, ancak kışın kendisini göstermesiyle birlikte Çıldır Gölü de buz tuttu. Ve şimdi işte bu gölün üzerinde onlarca turist, yerli halk burada tadını çıkartıyor. Buz tutan gölün atlı kızaklar var. Yine burada kayak yapanlar var. Gölün üzerinde dans edenler var, şarkı söyleyenler var. Burası Kars'a gelen turistlerin en uğrak noktalarından bir tanesi. Tabii şunu da söyleyelim size. Yaklaşık 120 kilometre karelik bir göl burası ve gölün derinliği 30 metreye kadar buluyor ve buzun kalınlığı ise birkaç metreye kadar gidiyor. Tamamen buz tutmuş bir gölün üzerindeyiz burada ve burada turistler için oldukça eğlenceli anlar yaşanma imkanı sunuyor. Burası şu anda -1 derece bize termometrelerin gösterdiği, ancak hissedilen soğukluk -10 yaklaşık. Çünkü çok soğuk bir hava var ve rüzgar da gerçekten insanın yüzünü kesiyor, ama buna rağmen bu gölün, bu soğuğun tadını çıkartan insanlar da var. İşte bu şekilde atların çektiği kızaklara binerek Çıldır Gölü'nün üzerinde hareket etmek, bu soğuğun, bu tutan gölün tadını çıkarmak mümkün. Tabii burasının yerel halk için şöyle de bir anlamı var. Biz kışın geldiğini, soğukların kendini gösterdiğini meteoroloji verilerine bakarak bakıyoruz, görüyoruz. Ancak yüzlerce yıldır, onlarca yıldır burada insanlar kışın geldiğini, soğukların başladığını gölün buz tutmasıyla anlıyor. Ve şu anda işte buz tutan bu gölde insanlar da tadını çıkartıyor. Tabii gölün daha ilerisinde burayı delerek balık tutmaya çalışanlar da var. Onlar da burada, yine herkes farklı yollarla burada buz tutan gölün tadını çıkartıyor. Turistik Doğu Ekspresi ile geldik Kars'a. Burada farklı noktalarda gözlemlerimizi, izlenimlerimizi sürdüreceğiz. Sizlerle paylaşacağız diyelim. Sözü Kars'tan İstanbul'a bırakalım.